Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda bildiğiniz gibi yaklaşık 10 gündür kullandığım Redmi Note 11 Pro Plus'ın uzun kullanım testini yapacağız ve detaylı bir incelemesini de gerçekleştireceğiz. 10 günlük bir yoğun kullanım sonucunda ne gibi deneyimler yaşadım? Bunları da videoda aktaracağım. Bu telefonu bana gönderen Samet abi'nin hem Instagram hem de sahibinden linkini açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan diğer modelleri de göz atabilirsiniz. Şimdi isterseniz ilk olarak cihazımızın malzeme kalitesi ve genel tasarımıyla başlayalım. Malzeme kalitesi olarak cihazımızın orta segmenti olduğunu düşündüğümde gayet iyi hissettirdiğini söyleyebilirim. Yani burada plastik bir çerçeve yapısıyla karşılaşıyoruz ama ucuz bir hissiyatı yok. Yani Xiaomi burada gayet kaliteli bir kasa yapısı kullanmış. Bunun yanında telefonumuzun arka kapağında kullanılan cam yüzeyinde buzlu bir görünüme sahip olması tasarım yönündeki güzel detaylardan fakat arka kapak gerçekten oldukça fazla parmak izi bırakıyor. Redmi Note 11 Pro'da kullanılan iPhone 13'e benzeyen bu köşeli tasarım anlayışı ergonomi açısından da gayet avantajlı diyebilirim. Telefonu elimize aldığımızda tam olarak oturmasını sağlıyor. Bunun yanında kamera modülü de cihaza güzel bir hava katsa da kasada ciddi bir çıkıntı oluşturduğunu söyleyeyim. Kalınlık ve ağırlık olarak da 8.34 mm kalınlık ve 204 gramlık bir ağırlık bizleri karşılarken bu noktada telefonu genelde tek elle kullanıyorsanız uzun süreler kullandığımızda elimizi biraz yorabiliyor. Buna ek olarak telefonumuzda 3.5 mm kulaklık jakının olması da güzel detayları arasında diyebilirim. Ekran kısmına geçtiğimiz zaman da burada 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlük 395 ppi piksel yoğunluğuyla gelen 120 Hz tazeleme ve 360 Hz dokunma hassasiyetini bizlere sunabilen oldukça kaliteli bir ekran önümüze çıkıyor. Burada sadece kağıt üstünde değil panel kalitesi olarak gerçekten Xiaomi üst seviye bir paneli bu telefonda kullanmış. Ekranımızın desteklediği teknolojilerde de HDR10 ve DCI-P3 geniş renk uzayının da %100'ünü kapsadığını görebiliyoruz biliyoruz. Note 11 Pro Plus'ın ekranı parlaklık oranı olarak da 1200 nit gibi çok yüksek bir değere bizlere sunabiliyorken bu ekran hem oyun oynarken hem de telefonda bir şeyler izlediğimizde vermiş olduğu görsel deneyim kesinlikle bir amiral gemisi cihazı aratmayacak seviyede. Eğer ekran yönünde beklentileriniz yüksekse Redmi Note 11 Pro ve Pro Plus beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacaktır. Yani ekran noktasında bu cihazı gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Telefonumuzun yonga seti kısmına değinirsem Redmi Note Son bir ailesinin en güçlü yonga seti burada kullanılmış durumda. Mediatek Dimensity 920 işlemcisi orta segmentin en güçlü işlemcilerinden. Bu işlemcimize 6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM seçeneği ve 128 ve 256 GB'lık iki farklı depolama alanı eşlik ediyor. Antutu'da elimdeki bu model 430 bin alabilirken 3 dmarkta 2100 skorunu almayı başarıyor. Geekbench 5'te ise 721'i tek çekirdekte, çoklu çekirdekte de 2249 puanını alabiliyoruz. Orta segment bir cihaz için bu testlerde bu sonuçlar gayet iyi diyebilirim. Oyun performansı olarak da Redmi Note 11 Pro PUBG'de akıcı grafiklerde 60 FPS desteğini verebilirken HDR grafiklerde de 40-45 FPS arasında oynatabiliyor. Oyun esnasında kesinlikle takılma, donma sorunu yaşamazken neredeyse tüm oyunlarda da yüksek grafiklerde kasma, donma sorunu yaşamadan 60 FPS performansı bizlere verebiliyor. Uzun süreler oyun oynadığımız zaman da telefonumuzda aşırı bir ısınmanın olmadığını söyleyeyim. Yani böyle yüksek performansa rağmen telefonumuzda bizi rahatsız edecek derecede bir ısınma olmuyor. Batarya tüketimi açısından da gayet verimli. Ortalama yarım saatlik bir PUBG sonucunda %8 civarında bir pil kaybımız olabiliyor. Bu değerler de gayet kabul edilebilir. Bunun dışında Note 11 Pro Plus günlük kullanımda da tepkisel ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir problem yaşamıyoruz. İçerisinde MIUI 12.5 bulunurken yazılım kısmında da Android 11 bizlere sunuluyor. Yazılım desteği olarak da en az Android 14'ü de alacağını düşünüyorum. Yani uzun ömürlü bir kullanım düşünüyorsanız da Note 11 Pro Plus mantıklı bir tercih olacaktır. Genel performans olarak Note 11 Pro'dan ben oldukça memnun olduğumu belirteyim. Şimdi kamera kısmına geçtiğimde burada 108 megapiksellik f1.89 diyaframla gelen 6 elementli lense sahip Samsung'un ISOCELL HM2 sensörü kullanılmış. İkinci kameramızda da 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı. Üçüncü kameramızda 2 megapiksellik makro çekim kamerası. Fotoğraf çekim kalitesi olarak Yeterli ışık olduğu zaman oldukça doyurucu fotoğraflar çekebiliyoruz. Hem renklerin doğruluğu olsun hem de fotoğraflardaki detaylar oldukça güzel bir şekilde önümüze çıkıyor. Ultra geniş açı lensinde de Note Pro'ya göre bir geliştirmenin olduğunu düşünüyorum. Burada da ışık iyi olduğu zaman güzel sonuçlar verebiliyor. Düşük ışık performansı olarak çok beğenmesem de yine de idare edecek düzeyde diyebilirim. Ama ana kameranın hem düşük ışık hem de gündüz çekim performansını gayet beğendim. Ön tarafa baktığımız zaman da delik çantaya konumlandırılmış... 16 megapiksel, full HD 60 fps videolar çekebilen güzel bir kamerayı görüyoruz. Video performansı olarak da arka kameramızda 4K 30 fps'te elektronik sabitleyici ile birlikte videolar çekebiliyoruz. Videoların çözünürlüğü gayet yeterli ancak titreşimleri engelleme konusunda çok başarılı olduğunu söyleyemem. Keşke OIS desteğini bu cihazda görebilseydik ama çok titretmeden çekimler yaparsanız veya sabit bir yerde çekim yaptığımızda gayet iyi bir performans alabiliyoruz. Ultra geniş açıya geçtiğimiz zaman da full HD 30 fps çekimler yapabiliyoruz. Kameralarla ilgili bir değerlendirme yapmam gerekirse fotoğraf çekim kalitesi olarak fiyatın oranına 10 üzerinden 8 verebilirim. Ama video performansı olarak benim beklentimin bir kademe aşağısında kaldığını söyleyeyim. Video konusunda kötü değil ama bir önceki nesle göre yani Note 10 Pro'ya göre bir geliştirmenin olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Note 11 Pro Plus'ın bataryasına geçersek burada 4500 mAh'lik bir bataryayı görürken hızlı şarj desteği olarak 120 Watt gibi çok iyi bir değeri görebiliyoruz. Kutu içerimizden de çıkan bu adaptörle birlikte telefonumuzu 19 dakika gibi kısa bir sürede tam olarak şarj edebilmemiz mümkün. Hem Dimensity 920'nin verimli bir şekilde çalışması hem de ekranımızın amoled olmasından dolayı bu batarya benim bir günümü rahatlıkla çıkartabiliyor. Güvenlik seçeneği olarak da hem yüz tanıma özelliği hem de güç düşüne entegre parmak izi okuyucumuz bizlere sunulmuş durumda. Yüz tanıma iyi çalışıyor olsa da ben parmak izi okuyucuyu daha pratik buluyorum. Güç düşüne bastığımız anda çok hızlı bir şekilde ekranın kilidinden kurtuluyoruz. Kablosuz bağlantılar tarafında ise 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve NFC desteğini görürken suya ve tuza karşı dayanıklılık kısmında da IP53 korumasına sahip olan Note 11 Pro'nun hoparlör konusunda JBL mimarlı orta segment cihazda deneyimlediğim en iyi hoparlörler bizlere sunulmuş durumda. Ses yüksekliği olarak da ses doygunluğu kalitesi olarak da oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Şu ana kadar rakipleriyle kıyasladığım zaman da Note 11 Pro'nun bu konuda zirvede olduğunu söyleyebilirim. Fiyatından da bahsetmem gerek yurt dışı olarak şu an için Note 11 Pro Plus 7700 TL bandında. Açıkçası bu fiyat bandındaki diğer rakiplerine göre iyi bir seviyede olduğunda belirtmem gerekiyor. Şimdi Note 11 Pro Plus ile ilgili son değerlendirme kısmına geçelim. Dostlar şimdi son olarak Redmi Note 11 Pro Plus ile ilgili bir değerlendirme yapmam gerekirse özellikle 3 noktada çok iyi seviyede diyebilirim. İlk olarak kesinlikle ekran kalitesi yani ekran noktasında eleştirebileceğim en ufak bir yanı yok diyebilirim. Gerek parlaklık oranı olsun gerek görsel deneyimi ve akıcılık konusunda bu ekran kesinlikle çok iyi bir seviyede. Bunun dışında performansıyla da orta segment bir cihaz olduğunu düşündüğümüzde orta segmentin üstünde bir performansı bize rahatlıkla veriyor. Ve tabii ki hızlı şarj ve batarya performansı Performans olarak da bir günümüzü çıkarmasının yanı sıra 120 Watt hızlı şarj desteğiyle de 15-20 dakika içerisinde sıfırdan 100'e telefonumuzu tam olarak şarj edebiliyoruz. Keşke ülkemize de elimdeki bu Çin versiyonu gelseydi çok daha iyi olurdu. Çünkü ülkemizde satılacak olan global versiyonla Çin versiyonu arasında da ciddi farklar bulunuyor. Özellikle de performans ve kamera yetenekleri yönünde Redmi Note 11 Pro Plus yani bu Çin versiyonu global versiyonundan çok daha önde. Şimdi son olarak da Redmi Note 11 Pro Plus deneyimi birkaç Cümleyle özetleyeyim. Ekran performans ve tasarım konusunda bu cihaz benim beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Ancak kamera performansı olarak özellikle video kısmında bir kademe daha iyi bir performans beklerdim. Ama tabii ki ben burada bir içerik üreticisi, yani teknoloji editörü gözünden baktığım için durum böyle. Yani yine de kamera konusunda Redmi Note 11 Pro Plus genel bir kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde. Peki sizler Redmi Note 11 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum ve bana destek vermek isterseniz. Dilerseniz de alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.